Kimyasal tepkimelerden dengeye devam ediyoruz. Bir de ben söyleyebilsem. Neyse hocam, çocuklar anladı. Devam edelim. Coşun. Asit ve bazlarda kuvvetlilik. Hadi bakalım şimdi. Diyor ki zaten sulu çözeltilerde dengede dedik ya, asit ve baz dengesinden bahsedeceğiz aslında. Hadi o zaman bunların kuvvetlerine bakalım. Hadi bakalım hocam. Halojen asitlerinde ayrıntıları var zaten. Hemen geçiyoruz. Ayrıntılar konu anlatım videolarımızda var. Kesinlikle. Halojen asitlerinde halojenlerin asitalleri yani hidrojenli bileşikleri. Halojen dediğimiz arkadaşlar flor, klor, brom, iyot. Hidrojenli halleri hidrojen flor, hidrojen klor, hidrojen bromür, hidrojen iyodur. Bu arkadaşlar da hemen flor, klor, brom, iyot. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektronegativite değerleri azalır. Elektronegativite değerleri azaldıkça suya verdikleri hidrojen miktarı artacağından asitlik miktarları da artar. O yüzden hidrojen florür hidrojenini vermediği için zayıf asittir. Diğer arkadaşlar hidrojenlerini daha çok verdiği için, çünkü zaten sulu çözeltiye hidrojen verebilmek asitliktir. Verdikleri hidrojen miktarı daha fazla olduğu için kuvvetli asit olarak bilinirler. Hidrojen florür zayıf asittir. Camı etkileyen tek asittir. Onu da söyleyelim. Suda %100'e yakın veya %100 iyonlaşan asitlere kuvvetli asit, daha az iyonlaşanları ise zayıf asit diyoruz. Oksiasitler yani oksijenli asitler. Bunlarda nasıl kuvvetlilik karşılaştırmasını yapıyoruz? Bu sefer aradaki elemana göre yapacağız. Bu elemanların yükseltgen ve basamaklarına göre nedir o? Kuvvetlilik sırası yapıyoruz. Veya, bu da 4 olduğu için bu büyük, öyle mi? 3, 2, öyle mi? Biz kolay yoluyla oksijen sayısına bakacağız ama normalde elektronegativite sayısına bakılır. Nedir o? Söyleyeceğim. Yükseltgen basamağı sayısına göre bakılır. 4 kere eksi 2, eksi 8, 1'i buraya gitti. Normalde bu artı 7'dir. Bu artı 5'tir. Bu artı 3'tür. Bu da artı 1'dir gibi. Yükseltgenme basamağı büyük olanın asitliği büyüktür. Küçük olanın asitliği küçüktür. Kolay yolu oksijen sayısı büyük olan daha kuvvetli asittir. Azaldıkça oksijen sayısı kuvvetliliği de azalır. Diğerinde de hep burada fark ettiyse klorlar hep aynı. Hepsinde klor var. Burada klor ve bor var. Klor ve brom var. Brom. Burada ise arkadaş diyor ki bana aradaki merkez atomun elektronegativite değeri büyüdüğü zaman o da büyür. Asitliği de büyür. Elektronegatif değeri büyük olanın asitliği de büyür. Ben nereden büyüyor acaba? Ama doğru söylediniz. Doğru. Elektronegativitesi büyük olanın asitlik değeri de büyük olur. Hemen hatırlatalım. Flor, klor, brom, iyot. Elektronegatif değeri yukarıdan aşağıya doğru indikçe azalıyordu. Doğal olarak klorun broma göre daha büyüktür. Onun için onu büyütüyoruz. Asitlik değeri de büyüktür. Farklıysa merkez atomlar, elektronegativitesi büyük olan asitliği büyük dedik. Hidroksitli bazlar. Aynen öyle. Hidroksit yapılarında hidroksit bulunan bazlardan bahsediyor. Burada diyor ki periyodik cetvelde sağdan sola doğru gidildikçe hemen bakıyoruz. Bir de yukarıdan aşağıya inildikçe diyeceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe lityum, sodyum ve potasyum. Metalliği artar aslında. Metalik değer yukarıdan aşağıya doğru artar. Metalliği arttıkça da bazlık değeri artıyor arkadaşlar. Lityum hidroksit en düşüğü, sodyum hidroksit, sonra potasyum hidroksit en yüksek bazlık değer. Potasyum hidroksit de mevcut. Diğer tarafta ise sağdan sola doğru dedik. Hemen bakarsak aynı periyot üzerinde sodyum zaten burada. Sodyum, magnezyum, alüminyum var. Evet, metalik değer yine aynen sola doğru arttığı için en büyük bazlık değeri sodyum hidroksitte, sonra magnezyum hidroksit, sonra alüminyum hidroksit diyoruz. Asit baz çözeltilerinde pH demişiz. Kuvvetli asit baz çözeltileri suda %100'e yakın veya %100 iyonlaşırlar. Evet. İlk önce kuvvetli asitlerden başladık. Sülfürik asit yani zat yağı ve sodyum hidroksit yani kostik, sut kostikten bahsedeceğiz. Bu arkadaşlar zayıf asit ve zayıf bazlar. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz. Demek ki %100'e yakın veya %100 iyonlaşıyor. Yani bu arkadaştan 1 molar giriyorsa katsayı itibariyle bundan 2 molar, bundan da 1 molar çıkmak durumunda. Evet. Yine aynı şekilde sodyum hidroksit katsayı itibariyle 1 molar bundan giriyorsa 1 molara 1 molar çıkmak zorunda. %100 iyonlaştığı için direkt değerleri yazabiliyorum zaten. Ancak örneğim var. Önce örneği var. Sonra ancak diyeceğiz. Zayıf asitlerden bahsedeceğiz. Alüminyum oksit, amflor oksit bu ve sülfürik asit reaksiyona giriyor. Alüminyum sülfat ve su reaksiyon sonucu açığa çıkıyor. Adam bana diyor ki bu tepkimede 0,005 mol alüminyum oksit 300 ml asit ile çözünüyor. Buna göre çözeltinin asit yani pH değerini bulunuz diyor. Asitliğini, pH değerini Hadi bakalım. Bulunuz diyor. Burada yapmam gereken bir kimyasal hesaplamadan oranlara bakacağım. Bu arkadaşların oranları 1, 3, 1, 3 mü? Evet. 1, 3, 1, 3. Yani bu arkadaştan 1 mol giriyorsa bu arkadaştan 3 mol girmek zorunda. Adam bana demiş ki tepkimesinde 0,005 mol alüminyum oksit var diyor. Evet. O zaman 1'e 3 harcanıyorsa 0,05 mol mecburen buradan 0,015 molle mi reaksiyona girmek zorunda? Evet hocam. O zaman bu arkadaşın mol miktarı belli oldu. Sülfürik asitin. Bu arkadaşın bir de bana aynı zamanda 300 mililitre olduğunu söylemiş. Evet. Moler derişime gitmek zorundayım. O yüzden ben mol ve hacim bulmaya çalışıyorum. Molü buldum. Asit için H2SO4. Mol miktarı 0,15 mol. Adamın hacim miktarı da belli. 300 mililitre. Yani 0,3 litre. Hemen yazdık. Moler değişim bulmak istiyorum. 0,3 litre. 1, 2, 3, 15. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 300 oldu. 15. 5 bölü 100. 0,05 molar oldu. Bu arkadaşın yani sülfürik asitin moler derişimini bulduk. Adam bana asitliğini soruyor. Asitlik soruyorsa hidrojen iyonu derişimine gitmek zorundayım. Doğal olarak sülfürik asiti iyonlaştırmalıyım. Sülfürik asiti iyonlaştırdım. 2 tane hidrojen ve sülfat açığa çıktı. Evet. Bu arkadaş %100 iyonlaşıyorsa birebir çıkartacağım katsayıları oranla. 0,05 molarsa bundan 1 giriyor, bundan 2 çıkıyorsa 0,05 girdiğimde 0,10 molar açığa çıkar. Çıkıyor. Belli oldu mu? Evet. Kesinlikle. O zaman pH değerini bulalım. pH değerini. Yani bu olayla hastayım ya. Oradan onu biliyoruz. Oradan onu biliyoruz. Oradan onu. Hadi bakalım. Çıkarımdan çıkarıma. Bu son mu hocam? İnşallah. Gitti. Buradan bunu bulduğumuza göre bizi bunu istiyor deyip bu tarafa döndürmezsen bitirecek inşallah. Evet. Bitti. pH soruyor. Evet. 10 üzeri eksi 1 eksi logaritma. 10 üzeri eksi 1 bu da pH 1 demektir. Yani asite gidiyorsanız hidrojen iyonu derişimini bulmak zorundasınız. Hayat bana kimya sorularının hiç bitmediğini gösterdi. Yani bitmez. Oradan oraya, oradan oraya. Evet. Bitmez. Zayıf asit baz çözeltileri suda %100 iyonlaşmazlar. Bu çözeltilerde Ka ve Kb değerlerinden yararlanılır. NHO2 artı H2O'nun H2O ölçüsü. Evet. Evet. Diğer soru vermiş size. Aslında bilmiyorum, yok hem de mi? Buyurun hocam, buyurun. Estağfurullah. Zayıf asit örneği vermiş bir tane. Diyor ki adam suda %100 iyonlaşmıyorsa sülfürik asite ne güzel dedik. 1 giriyorsa 2 çıkıyor. Ne güzel yani yani. Buradan 1 girdiğinde ne çıkacağını biliyor muyuz? Zayıf iyonlaşmış. Acaba ne kadar iyonlaştı evet. bu amca? Bilader. He, bilader ne kadar iyonlaştın diye soramıyoruz da. Bunu bana Ka ve Kb değerleri veriyor. Yani asitin iyonlaşma değeri, bazın iyonlaşma değeri bana bu olayı verecek. Nasıl buluyorum Ka ve Kb'yi? Yine denge bağıntısıyla aslında. Bu sefer de asitin denge bağıntısı diyeceğiz. Adam sana reaksiyonu vermiş. Reaksiyonlarda hiçbir zaman sıvıları almıyorduk denge bağıntılarında. Denge bağıntısı yazarken katı ve sıvılar alınmaz. Bunun denge bağıntısını nasıl yazacağım? Ka yani asit için K değeri, ürünler bölü girenler. Ürün H3O artı, ürün NO2 eksi, giren HNO2. Sıvıyı almadık. Sıvılar bağıntıda alınmaz. Al sana Ka bağıntısı. İyonlaşma yüzdesi dediğimiz bir şey var bir de. Yani yüzde kaç iyonlaştın hacı sen diyecek evet. bana. Nasıl diyecek bunu? İyonlaşma yüzdesini bulmak istiyorsam çözeltideki yani çözeltiye verdiği hidrojen veya hidroksit derişimini başlangıçtaki asit derişimine bölüp yüzde çarpıyorum. Bu da evet. bana iyonlaşma yüzdesini veriyor. Çıkarttım. Örneğimiz hidrojen evet. flor asidinin muhtemelen bitmeyecek bir soruyla daha karşı karşıyayız. Yok ya. Ka değil. Hidrojen florür bir kere zayıf asitimiz, elektronegativitesi yüksekti. Evet. Bu arkadaşı iyonlaştırırsak hidrojen artı ve flor eksi açığa çıkacak. Çıkar. Yalnız bundan bir girdiğinde bire bir çıkıyor diyemiyoruz çünkü bu adam %100 iyonlaşmıyor. 0,1 molarlık bir yapıymış bu. 0,1 molar. Ka değeri yani asitin iyonlaşma değeri de 10 üzeri eksi 5'miş. O zaman ilk önce Ka yazalım. Ka eşittir ürünler bölü girenler. Ürünler hidrojen artı flor eksi. Girenler hidrojen hidrojen flor. Ka değeri 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5 eşittir. Hidrojen ve flor değeri belli değil. X. Ama hidrojen flor değeri bana vermiş. 0,1 molar. Yani 10 üzeri eksi 1. X kare. O zaman 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 6 x kare ise x eşittir 10 üzeri eksi 3 molarmış. Yani bu arkadaş da 10 üzeri eksi 3. Bu arkadaş da 10 üzeri eksi 3. pH istiyor. pH'i ben hidrojen iyon derişimine göre buluyordum. pH eşittir eksi logaritma hidrojen iyon derişimi. Bu arkadaş da 10 üzeri eksi 3'tü. Bu değer 3 olarak çıkar. Eksi olduğu için eksi eksi 3 artı 3. Yani pH eşittir 3 imiş arkadaşlar. Gitti değil mi? Yes. Nötralleşme tepkimeleri. Asit baz tepkimeleri demişiz hocam. NH artı NH. Hoş. Eşdeğerlik noktası. Buyurun hocam. Nötralleşme tepkimesi aslında nötr olma tepkimesi. Yani bir asitle bir baz reaksiyona giriyorsa, asitle bazın reaksiyonundan tuz ve su açığa çıkıyorsa bu arkadaş nötralleşmiştir demek. Hı hı. Ama asit bazdan sadece tuz oluşuyorsa bu nötralleşme tepkimesi olmaz. Vermiştik bunu daha önce. Ne zaman nötr olunur? Hidrojen iyonunun mol sayısı hidroksit iyonunun mol sayısına eşit olursa şey gibi düşünün. Sınıftaki kız ve erkekler birbirini nötrlemiş, eşitlenmiş. İşte biz buna eşitlik, eşdeğerlik noktası diyoruz. Bu tepkimelerde aşağıdaki eşitlik kullanılabilir diyor. Mol sayılarının eşitliğinden bahsettik ya. Bizim şöyle bir formülümüz var. Molar derişim mol bölü hacim. O zaman mol bulmak istiyorsam ben molarla hacmi çarpmam lazım. Molar asit çarpı hacim asit. Evet. Çarpı tesir değerliği. Yani 1 molde ne kadar hidrojen veriyor, ne kadar hidroksit veriyor. Bundan bahsetmiştik tesir değerliğinde. MVZ asit için mol sayısı, MB, VB, ZB de baz için mol sayısı. Mol sayıları yani bu değerlerin çarpımı birbirlerine eşit oluyorsa eşdeğerlik noktasındasınız. Yani ortam nötr demektir. Bunun titrasyonda da söylüyoruz. Örnek üzerinden bakalım. Adam bana demiş ki hidrojen klorürle magnezyum hidroksit çözeltilerini karıştırıyorum. Evet. Ortamda hangi iyondan kaç mol kalmıştır diyor. Bir bakalım kimden ne kadar geliyor. Asitten ve bazdan gelenler diyoruz. Asit arkadaş hidrojen klorür, baz arkadaş magnezyum hidroksit. Asitten 0,15 molar gelmiş. Ben biliyorum ki MA, VA yani tesir değerli ZA yapacağım. Baz içinde MB, VB ve ZB yapacağım. Molar derişim 0,15 asit için 200 mililitre yani 0,2 litre. Bu arkadaşın tesir değerliği suya 1 hidrojen verdiği için 1. 0,15 çarpı 0,2 2 kere 15 30. 3 tane olacak 1, 2, 3. 0,03 mol hidrojen varmış. 0,030 mu 0,3 mi yazacağım? Aynı değer. Sağdakisi tamam. Sıfırlar fark etmez. Magnezyum hidroksit için bakarsak bu arkadaş 0,01 molarmış. Çarpı 600 mililitre yani 0,6 litreymiş. 0,6 litre. Mol başına 2 tane hidroksit verdiği için de tesir değerliği 2'ymiş. 6 kere 1 6, 2 kere 6 12. 12 tabii. 12. 2. 3 tane olduğu için 1 2 3 0,0 12 mol de hidroksit varmış. Hidrojen iyonu ile hidroksit iyonu birbirine eşit mi? Evet. Değil. O zaman nötralleşme olmamış. Eşdeğerlik noktasında değiliz biz. Kimden ne kalmış? 0,030 eksi 0,012 0,018 mol hidrojen iyonu var hala ortamda. Hidrojen iyonu varsa ortamda demek ki ortam hala asidik. Zaten bana da hangi iyondan kaç mol kaldığını sormuştu. Orayı da bulmuş olduk. Yes. Bir de titrasyon yapalım. Titrasyondan da bahsediyoruz. Aslında bu verdiğimiz örneklerin hepsi titrasyon. Bir hidrojen asit çözeltisinin derişimini veya hacmini bulmak için bir bazla titre ederiz. Veya baz çözeltisinin derişimini veya hacmini bulmak için asitle titre ederiz. Titrasyonda hidrojen iyonu ile hidroksit iyonunun eşit olduğu an eşdeğerlik noktasıdır. Onu da indikatör vesaire bir şeyler katarak böyle renklendirerek ortamı bulabiliyoruz. Ayrıntıları vermiştik. Sadece soru çözümüyle hatırlatıyorum şu anda. 0,2 molarlık sodyum hidroksit çözeltisiyle 0,4 molarlık hidrojen klorür çözeltisini titre etmişler. Son durumda ortamın pH'si ne olur? Yani hidrojen iyonum var ortamda, hidroksit iyonum var ortamda. Bak bana bunu söylüyor. Şimdi kimden ne kadar olduğuna bakalım. Asitten ve bazdan. Asitten hidrojen klorür geliyor, bazdan sodyum hidroksit geliyor. Yine MA, VA ve ZA, MB, VB ve ZB diyoruz. Asit arkadaş 0,4 molarmış. Hacmi 100 mililitreymiş yani 0,1 litre ve tesir değerliği de 1. 0,401 0,04 mol hidrojen varmış. Bazdan ise 0,2 molar ve 100 mililitre yine 0,1 litre. Bu arkadaşın da şurası değil. Hidroksit değeri 1 yani tesir değerli 1'miş. O zaman 0,02 mol hidroksit varmış. Ortamda 0,04 mol hidrojen, 0,02 mol hidroksit. 0,2,02 birbirini götürdü. Evet. O zaman ortamda 0,02 mol hidrojen iyonu kaldı. Evet. Hidrojen iyonu kaldıysa bir kere ortam asitik olacak ama pH değeri ne olacak? pH değerini bulmak istiyorsam eksi logaritma hidrojen iyonu konsantrasyonunu bulmam için yani derişimi bulmam lazım. Evet. Derişim dediğim arkadaş mol bölü hacim 100 mililitre ile 100 mililitre ile karıştırdığımda sonuç 200. olarak elde 200 mililitre yani 0,2 litre vardır. Bakalım mol sayısına. Mol sayısı 0,02 mol, hacmi 0,2 litre. Buradan 0,1 molar hidrojen iyonu çıkar. Evet. 0,1 yani 10 üzeri -1. 10 üzeri -1 dersek pH 1 olur. Ortam asidik olmuş titrasyon sonucunda. Tampon çözeltin. Zayıf bir asitle bu asidin tuzundan veya zayıf bir bazla bu bazın tuzundan meydana gelen çözeltiye tampon çözelti denir. Özelliği de şu, tampon çözeltiyi asit de ekleseniz pH'ini değiştiremiyorsanız, baz da ekleseniz pH değerini değiştiremiyorsunuz. Çünkü asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranıyor. Karaktersiz. Onun için tampon deniyor. Heh. Tuzların asitliği bazlığı demiş. K asit artı Z baz. Kuvvetli asitle zayıf baz birleşirse asidik tuz olur. Kim kuvvetliyse onun borusu öter. Hı. Zayıf asitle kuvvetli baz birleşirse basik tuz olur. Aynen. Kuvvetli asitle kuvvetli bazla birleşirse nötr tuz meydana gelir. Kimsenin bazı borusu. Kimsenin bazı ötmez oradan. Baz. Evet. Baz. Baz demişken aklıma bazlama geldi hocam. Acıktım herhalde. Çözelme dengeleri. Çözüme çökelme dengeleri. Şimdi son dengenin son basamağı da bu arkadaşlar. Evet. Bir tuzu su içerisine çözmeye çalışıyorsunuz. Yalnız tuzun bir miktarı katı olarak dipte kalıyor. İşte biz burada çözünme çökelme dengesinden bahsediyoruz. Niye? Çünkü bir miktar çözündü, bir miktar çökeldi. Çözülmedi, çökeldi. Çözünenlerle çökelen arasındaki dengeye çözünme çökelme dengesi denir veya çözünürlük dengesi denir. KÇÇ ile de sembolize edilir. KÇÇ. Aynen öyle. Adamın denklem hali gümüş klorür katısı, gümüş iyonu artı klor iyonu. KÇÇ'yi yazarken de yine ürün bölü giren klasik gümüş artı sulu çözelti çarpı klor eksi sulu çözelti. Yalnız bölü giren diyemiyorum. Niye? Katı. Çünkü katılar denge bağıntısında yer almaz. Al sana KÇÇ bağıntısı. Çözünürlük çarpımı, KÇÇ dediğimiz şey. Biz evet. Bu arkadaşları S ile sembolize ediyoruz. İlginçtir. XX koymuyoruz. Burada da S'leri koyuyoruz. Baryum sülfat çözünürken baryum ve sülfat iyonlu olarak çözünür. Buradan S giriyorsa katsayılara oranla SS çıkar. Doğal olarak KÇÇ değeri de S çarpı S'ten S kare S kare olur. Katılar dengede yer almaz dedik. O yüzden bölü olarak alta ifadede yer almadı. Alüminyum hidroksit için KÇÇ değerini S cinsinden bulunuz diyor. Yapmanız gereken şey 1. İyonlaştırın. 2. S'leri kullanın. İyonlaştırırsak. İyonlaştır bakayım hocam. Hı hı. Haydi bakalım. Bu arkadaş katı. Özüme döndüm diye. Keşan'a selam. Haydi bakalım. Edirne'den izleyenlere selamlar. Hidroksit 3 tane de hidroksit varmış suda. Bu arkadaştan S tane giriyorsa evet. Katsayı itibariyle S tane bundan ama 3 tane S buradan açığa çıkar. Evet. O zaman ben bu arkadaşın KÇÇ'sini yazacaksam S çarpı 3S'in kübünü yazmak zorundayım. Çünkü katsayılar üs olarak ifade ediliyordu. Ne olarak S çarpı 3S'in kübü. Bu da S çarpı 3 kere 3 9 3 kere 9 27 S küp olur. Yani 27 S 4 olur. S cinsinden yazımlar önemli. Sayısal ifadede bunlara göre işlem yapıyorlar çünkü. Sorular buna göre geliyor. Doymamış, doymuş. Doymamış çökme durumu diyor. Aynen. Bunu vermiştim zaten. Q büyüktür KÇÇ'de çökme olur. Çünkü çok gitmiş. Çok evet. Biraz diyor. Q eşittir KÇÇ'de doymuş çözelti olur. Denge. Q küçüktür KÇÇ'de de doğal olarak doymamış. Biraz daha çözebilirsin diyor. Çözünürlüğe etki eden faktörler. Tabii sona ki olmazsa olmazımız sıcaklık. Sıcaklık etkisi evet. Tabii ki. Yine her zaman olduğu gibi sıcaklık etkisi bizim için önemli. Eğer diyor endotermik bir çözünme gözleniyorsa sıcaklık arttıkça leşatörler bana evet. Çöz diyecek. Doğal olarak çözünürlük artar. Neden KÇC'de artar? KÇC zaten bunların derişimlerinin çarpımı değil miydi? Evet. Bunların değeri artarsa çarpım değeri de artar. İşte atıyorum başta 1 çarpı 3'tü. Ürünlere doğru gittikçe 3 çarpı 9 oldu. Hmm. Burada 3, burada 3 kere 9 27. KÇC değeri artar. Ama egzotermik bir tepkime ise yani ısı dışarı veriliyorsa sıcaklık arttıkça adam bana diyecek ki girenlere doğru devam et. Hmm. Girenlere doğru devam ederse derişim değeri azalır. KÇC değeri de düşer diyoruz. Le Chatelier'i unutmayınız. Le Chatelier. Evet. pH etkisi. pH etkisinde ise durumda 3 nokta arasında bakmamız gereken. 1. Eğer yapıda hidroksit iyonu varsa çıkanlarda ben ortama hidroksit eklersem zaten hidroksit var. Evet. Hidroksit miktarını arttırdın mı? Evet. Le Chatelier bana azaltır. O zaman denge girenlere doğru kayar. Yani çözünürlük azalır. KÇC değeri azalır. Eğer diyor ortamda hidrojen iyonu varsa ve ben ortama fazladan hidrojen iyonu eklersem yine hidrojen miktarını arttırdım. Le Chatelier bana girenlere der. Haydi yürü der. Yine KÇC değeri azaldı. KÇC değeri azaldı. Var olma göre zıt iyon eklenirse yani A hidroksit katısı A artı hidroksit eksi. Ben ortama hidrojen iyonu eklersem. Evet. Hidroksitle hidrojen reaksiyon oluşturur. Evet. Su meydana getirir. Ben bunu ekledikçe bunu harcadım mı? Evet. Bunu harcarsam Le Chatelier bana arttır der. Yani doğal olarak reaksiyon ürünlere doğru devam eder. Ve KÇC değeri artar. Ve son olarak ortak iyon etkisinden bahsediyoruz. Bu da en güzeli şu. Ortamda aynı iyondan varsa. Evet. Mesela ben PbI2'yim. Evet hocam. Sodyum iyodür ortamında çözünmek istiyorum. Arkadaşlar saf su diyelim bir de. Saf su bir de magnezyum iyodür diyelim. 3 tane ortamım var benim. Evet. Bu 3 tane ortamda PbI2 yani kurşun 2 iyodür çözünmek istiyor. Bir saf su. Saf su ortamında hiç iyon yok. Evet. Hiç rakip yok. Hmm. Rahat rahat iyonlaşırım. O da daha rahat. Aynen. İkincisinde ortak iyon var. Adam diyor ki rakip var orada. Ben niye iyonlaşayım ki? İyonlaşma miktarı azalır. Burada molekül başına 1 iyot vardı. Burada molekül başına 2 iyot var. Daha da fazla rakip var. Rekabet arttı. O zaman daha da azaldı. Ortak iyon varlığında çözünürlük rakip olarak düşünün azalır arkadaşlar.